İktisat Bölümünde araştırma görevlisi İsmail Süleymanoğlu. Biraz bu akademik kariyer planlaması derken belki kendi adıma planlarımda birçok hatalar yapmış birisi olarak diğer arkadaşların, öğrencilerimizin bu hataları yapmaması için böyle bir şey yapayım istedim. Farklı farklı bölümlerde okudum. İşte fizik bölümünü okudum, iktisat bölümünü okudum. Şu an siber güvenlik okuyorum. İşte nanoteknoloji bölümünü okudum ve nanoteknoloji bölümünden maalesef yönetmelik yasağından dolayı çıkmak zorunda kaldım. Çünkü ya iktisat doktoraya başlayacaktım ya da nanoteknolojiyi bitirecektim. Daha ilk senemi bitirmiştim sadece. Ben müsaadenizle başlayayım. Herhangi bir soru olursa zaten chat kısmını, konuşma kısmını yazdığınızda oradan göreceğim diye tahmin ediyorum. Aralarda da zaten sorulara dönüp bakacağım. Akademik kariyere başlamadan önce akademik kariyer nedir? Kariyer bir meslekte uzmanlaşmak, belli bir aşama kaydetmek ve bir başarı kazanmaktır. Akademik kariyer de bu kariyer sürecinin içindedir. Akademi kelimesi de yani yüksek okul anlamında ve bazı yerlerde de bilginler, yazarlıklar ya da sanatçılar kurulu anlamında kullanılmaktadır. Akademik kariyer de üniversite yahut araştırma merkezlerinde bilimsel faaliyetlere katılmak ve bu faaliyetleri de öğrencilere öğretme süreci olarak değerlendirilir. İlk başta ben bir akademik kariyer için gerekli olan lisansüstü eğitimden bahsedeyim. Buraları ben çok hızlı geçeceğim çünkü bizim kariyer araştırma merkezimiz de bu konuda çok güzel sunumlar yapıyor. Yani ilgili olan arkadaşlar da varsa oralardan da takip edebilirler canlı olarak ya da eski kayıtlardan. Bir kere lisansüstü eğitime başvurabilmemiz için lisansı bitirmemiz gerekiyor. ALES sınavına girmemiz gerekiyor. Ve bazı üniversiteler YDS şartı istiyor. Hatta bazı üniversiteler YDS değil, IELTS ya da işte TOEFL artık TOEFL. IELTS o kadar kalmadı. TOEFL ya da ALES yerine GRE, GMAT gibi skorlar da isteyebiliyorlar. Ama Türkiye bazında çoğunluk üniversitemiz ALES'ten 50'yi geçme şartı istiyor. Doktora için de YDS'de şart 55'ti ama bu ya 50'ye düşürülecek ya da doçentlik şartı yükseltilecek sanırım yani öyle bir şey gündemdeydi. Ve tabii ki mezuniyet notu. Mezuniyet notunun da iyi olması lazım. Bazı üniversiteler 4 üzerinden 2.50'nin altını mesela kabul etmiyor. Bazı üniversitelerde ALES 50 kabul etmesine rağmen bu ALES'i ya da YDS'yi yükseltebiliyor. Mesela İngilizce ağırlıklı bir yere gidecekseniz YDS büyük ihtimalle 70 ya da 80 üstü istenir. Yüksek lisansta bile. O yüzden ilk önce ALES çalışmamız gerekiyor ve daha sonrasında YDS. Peki bir akademik kariyere lisans üstüne başladık ve devam ederken ya, akademik kariyer yapmalı mıyım diye düşündüğümüzde kim akademik kariyer yapmalı? Bilimsel araştırmayı seven, okumaktan ve fikir geliştirmekten yani hoşlanan, yani normalde bir iş bile olmasa bunu yapacak olan kişiler ya da belli bilimsel gelişmeleri yakından takip etmekten hoşlanan ve biraz dinlemeyi ve konuşmayı da sevmesi gerekiyor. Çünkü ileride akademik kariyerin gideceği yer doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlük olduğu için derslere gireceğinden bol bol konuşması gerekecek. Öğrencilerden gelen soruları belki dinlemesi gerekecek. Ya da konferanslara katılımlarda da bu süreç aynı şekilde. Ve tabii ki sürekli öğrenme durumunda olması gerekiyor. ALES'ten bahsetmiştik. Peki yüksek lisansa da başladık. Akademik kariyere nereden girebiliriz? Yani isterseniz yüksek lisans ve doktorayı bitirdikten sonra direkt doktor öğretim üyesi de olabilirsiniz ama genelde akademik girişe, başlangıç yeri araştırma görevliliğidir. Araştırma görevliliği için de en az 70 ALES'te 50 YDS istenir. Bu iki şartta değişebilir. Yani 80 ALES isteyebilir ya da 50 YDS yerine daha yüksek 70-80, 80 YDS'leri yani sıkça görebiliyoruz. İstenir ve tabii iyi bir mezuniyet puanı olması gerekiyor. Çünkü bunların belli bir oranda ortalaması alınacak. Tabii ki 70 ALES'lerle araştırma görevlisi olarak atanmak genelde zor. Yani doktora yapıyorsanız, doktoraya başladıysanız, hani biraz daha bir yerlerden sıyrıldıysanız ALES daha düşük olması kabul edilebilir ama yani 90 ALES, 90 YDS'lerle girilemeyen araştırma görevlisi kadroları var.
Tabii yüksek lisansla da başlamış olmanız lazım. Tabii en az yüksek lisans. Yüksek lisansı bitirmiş olabilirsiniz. Daha sonra doktora olabilir. Akademik girişin bir başka noktası da öğretim görevlisi olmak. Öğretim görevlisi de ders veren ve vermeyen olarak ayrılıyor. Ders veren kısmını biz biraz daha akademik olarak görüyoruz ama ders vermeyen yani eski anlamda uzman kadrosunda olan kişilerde bir doktoraya başlayıp yine aynı akademik adımları takip edebiliyorlar. Yani onlar da akademik bir meslek değil diyemiyoruz. Öğretim görevliliğinde YDS şartı bazen aranmaz ama yüksek lisans mezunu olmanız istenir. Ve tabii ki çoğu öğretim görevlisi kadrosunda da deneyim istenir. Yani yaptığınız işi 2 yıldır, 5 yıldır yapmanız gerekiyor gibi şartlar, 10 yıllık şartlar gerekebilir. Öğretim görevlisi aslında biraz daha, o yüzden benim için çok girişte başlanacak bir yer değil. Araştırma görevlisi olarak başlayıp doktor öğretim üyesi olarak devam etmek gerekir. Şimdi akademik kariyerden bahsetmişken bizim artık fakültemiz tabii daha büyüdü. Her alana da hakim değilim ama klasik bir giriş yapmak istedim. İktisatın ana bilim dalları, yani her bölümün belli ana bilim dalları mevcut. İktisatta iktisadi gelişme, uluslararası iktisat, iktisat politikası, iktisat teorisi ve iktisat tarihi. Bazı yerlerde de iktisat sosyolojisi ve teknoloji ve sanayi iktisadi diye ana bilim dalları geçer. Yani bizim iktisatta okuyan öğrencimiz bu 6 branşta devam edecektir. Zaten aslında benim sunum amacım da biraz buna değinmek. Çünkü iktisatta belli bir şeyleri okuyup 3. 4. sınıfa gelen öğrencilerde şu oluyor. Ya hocam ben iktisattan mesela tam istediğimi bulamadım diyebiliyor. Burada şu 6 ana bilim dalına baktığı için aslında bunu söylüyor. Çünkü iktisat ana bilim dalının altında daha farklı dallar da var. O dallardan istisna farklı çalışabileceği alanlar da var. İlerleyen slaytlarda da onları göreceğiz. Yani o öğrencilere, belki akademik kariyeri seçmeyecek olan öğrencileri akademik kariyere yönlendirebilmek. Yani benim burada amacım. Daha da bilinçlensin ya da bilinçli olarak akademik kariyeri tercih etmeyebilir. İşletme ana bilim dalına baktığımızda insan kaynakları yönetimi, muhasebe, finansman, pazarlama, sayısal yöntemler, ticaret hukuku, üretim yönetimi, yönetim organizasyon. Maliyede bütçe ve mali planlama, mali hukuk, mali iktisat, maliye teorisi. Tabii ben burada bazı ana bilim dalları yazdım ama üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebiliyor. Yani bir üniversitede maliye tarihi ya da işte işletme tarihi gibi ana bilim dalları da görebiliriz. O yüzden bunlar kesin bu dörttür, bu dört dışında başka yoktur diyemiyorum. Maliye bölümünden bir hocamız varsa o belki der. Yani, çünkü iktisatta bile biz 4 tane kabul ediyoruz. İstanbul Üniversitesi 2 tane daha ekliyor buna. Başka bir üniversite başka bir ana bilim dalı da ekleyebiliyor. Siyaset biliminde yine aslında daha karmaşık olan bölümlerimizden bir tanesi hukuk bilimleri, iktisat bilimi, siyaset biliminin içinde tabii ki. Kentleşme ve çevre sorunları, maliye, siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, toplumsal cinsiyet çalışmaları, karşılaştırmalı siyaset gibi ana bilim dalları mevcut. Sosyal hizmet görece daha yeni olduğu için, yani benim bulabildiğim ya da gördüğüm, daha önceden bildiğim toplumsal gelişme ve sosyal politika, birey ve toplum sorunları diye 2 branş var. Dediğim gibi başka yerlerde farklılık gösterebilir. Peki ben bu akademik kariyerde değinmek istediğim asıl yere geleyim bu arada. Disiplinler arası çalışma. Disiplinler arası terimi 2 veya daha fazla akademik disiplinin birleşerek yeni bir alanı incelemesi, yeni bir alan oluşturması ya da mevcut o alan hakkında bir araştırma ve inceleme yapması. Dolayısıyla disiplinler arasılık geleneksel akademik disiplinlere göre biraz daha farklılık gösterir. Yani bir yerde uzmanlaşmak yerine farklı disiplinlere gitmek ki benim kendi kariyerimde de yani biraz bu şekilde oldu. Yani iktisat bölümüne geldim ama aynı zamanda işte İslam ekonomisi ilgimi çekti ama aynı zamanda blockchain gibi yeni bir teknoloji geldiğinde ben yani ona ilgisiz kalamadım ya da işte 3 boyutlu yazıcılar geldiğinde bunun ekonomiye etkisi nasıl olur dediğimizde hep farklı branşları araştırırken kendimi buldum. Bir iki örnek vereyim dedim. Örnekler aslında çok fazla. Sosyal bilimlerden örnek Richard Taylor. Mesela iktisatla psikolojiyi birleştirerek davranışsal iktisat diye bir alan
alanın kuruculuğunu yaptı. Yani öncesinde de benzer çalışmalar belki vardı ama kurucu olarak artık Richard Thaler kabul ediliyor. Nobel ödülü de aldı bu yaptığı çalışmayla. Daniel Kahneman bir psikolog. Yani aslında ekonomiyle de şey normalde alakası olmaması lazım bir psikoloğun ama kendini bunu dert ediniyor. Ekonomiyle ilgili belli şeyleri yapıyor, araştırmaları yapıyor ve beklenti teorisini geliştiriyor ve buradan bir Nobel ekonomi ödülü kazanıyor. Mesela disiplinler arası çalışmalarda şöyle örnekler var. Bu örneklerden sonra bir şeyler yazmak isterseniz onları da ben bakacağım. Mesela bir kültür çalışması yaparken aynı zamanda işletme alanındaysanız bunu işletme kültürüne evirebilirsiniz. Yani iktisatla kültürü birleştirip kültürel iktisata dönüştürebilirsiniz. Bu belki biraz daha eski kalıyor ama iktisatla bilgisayar bilimleri birleştiğinde computational economics diye hesaplamalı ekonomi ya da işte bunun daha ileri ekonometriye falan kayabilirsiniz zaten. İşletme ile iletişimden belki halkla ilişkiler. Benim de mezun olduğum için fizik birkaç kongresine de katılma şansım oldu. İktisatla fiziğin birleştiği yerden ekonofizik, işletme ile sporun birleştiği bir yerden hatta işletme değil de belki buna yönetimle sporun birleştiği yer diyebiliriz. Spor yöneticiliği. Mesela ben aynı şekilde iktisatçı olarak spora ekonomik bir bakış açısı getirmek istersem bu sefer spor ekonomisi diyebilirim. İktisatla futbolun bile birleştiği bir yer var. Bunu da yani bir öğrencimiz sağ olsun. Ya hocam ben bu işlerden sıkıldım. Herhalde ben bu okulu bitiremeyeceğim falan dediğinde bir konuşmamızda keşfettiğim bir alandı. Kendisi çok iyi futbol oynuyordu. Bize de İktisadi İdari Bilimler Fakültesine yani kazandığımız bir iki kupayı gelmesinde yani büyük emeği vardır. Atahan diye ismini de geçirmiş olayım. Onunla konuşurken yani şunu gördük yani futbolla alakan var mı? Tamam dedim bir bakınalım futbolla ekonomiyi ya da futbolla işletmeyi biz nasıl birleştiririz? Spor yöneticiliği vesaire bunları biliyorduk zaten. Şu an mesela mevcutta izleyen öğrencilere ya da daha sonra bunu kayıttan izleyecek olan öğrencilere ben aslında bu anlamda açık öğretim fakültelerini de tavsiye ederim. Çünkü sunum sayfası mı değişmiyor? Çok pardon. Şöyle o zaman sunumları ben geçeyim. Çok özür dileyerek. Şurada kariyere değindik. ALES şartlarına değindik. Eğer yazarsanız hemen bunu baştan da alabilirim. Çok giriş alanları olduğu için belki gerek kalmaz ama şöyle sunumları biraz yavaş yavaş geçeyim o zaman. Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi giriş şartları. Tabii bu şartlar da sürekli değişiyor. Ben onu da yani takip etmenizi tavsiye ederim. Ben ilk girdiğimde araştırma görevlisi olmak için sadece lisans bitirmek yeterliydi mesela. Şu an yüksek lisans tutmuyorsanız başvuramıyorsunuz. Ek bir bilgi olarak söyleyeyim. Ana bilim dallarından zaten bahsettik. Görelim. Biraz tartışmalı bir konu ama genelde aslında birçok ana bilim dalı o anlamda oturmuş. Ama yani öğrencilerde tabii belki de biraz tam bir beklentiyle ya da tam bir farkındalıkla gelmedikleri için bir zaman sonra şey oluşuyor. Bir sıkılma oluşabiliyor. Başka alanlara bakmak istiyorlar. İlgilendikleri alanlar olduğu zaman da belki onları biraz daha çekebiliriz. Yani disiplinler arası çalışma da bence bunu çekmek için gayet güzel. En son futbol ekonomisi. Futbol ekonomisiyle ilgili de bir dedim ya futbol ekonominin bir alakası var mıdır diye. Acaba şu an kameradan gözükecek mi bilmiyorum. Kitap yanımda ama belki sadece yüz tanıma olduğu için görmeyebilir. Evet. Şimdi bir futbol ekonomisi Tuğrul Akşar'ın kitabı. Yani ansiklopedik büyüklükte bir futbol ekonomisi kitabına mesela rastladık. Ve yani ben okumayı severim. Çok böyle alanım bile olmasa okumayı isterim. Kendisi benden çok daha önce bu kitabı bitirmişti. Yani böyle bir hafta, iki hafta gibi çok kısa bir sürede kitabı tamamını okumuştu.
Yani öğrencilerimiz de yani bu bilgide olduğunda akademik kariyerde yapmak istediğinde belki gidecek ve diyecek ki hocam ben evet ekonomide yüksek lisans yapmak istiyorum ama benim ilgi alanım futbol ekonomisi. Zaten mülakatların da belki yüksek lisans alırken, doktora alırken ki mülakatlarında belki ufak bir amacı bu da olabilir. Yani o bir yüksek lisansa girdiğinizde bizim Siirt Üniversitesi için ben öncelikle konuşayım. Siirt Üniversitesi'nde herhangi bir mülakat yok. Puanlarınızı veriyorsunuz ve bu puanlarla kazanıyorsunuz, yedek oluyorsunuz ya da hiç kazanamıyorsunuz. Ama çoğu üniversitede mülakatlar var. O mülakatta önce sizin başvurduğunuz alanla ilgili bir bilginiz olup olmadığı sorulur. Genellikle de daha sonrasında yani bu bilginizde bu başvurduğunuz üniversitede ne yapmak istediğiniz sorulur. Yani orada da bundan bahsedebilirsiniz. Yani ben futbol ekonomisi çalışmak istiyorum. Ya da futbol ekonomisini takip edersiniz. Zaten ne diyeyim, Tuğrul Akçar'la Kutlu Merih yazmış. Yani onlar nerede görev yapıyorlar derseniz orada yüksek lisans yapmak isteyebilirsiniz mesela. İşte maliye ile tarihi birleştirip maliye tarihi, siyaset bilimiyle cinsiyet çalışmalarını birleştirip toplumsal cinsiyet çalışmaları, sosyal hizmetle sosyolojiyi birleştirince bu tam bu olur mu emin değilim ama toplum çalışmaları diyelim. Az önce kendimden de örnek verdiğim iktisatla İslam'ı birleştirirseniz İslam ekonomisi, işletmeyle burada yanlış yazmışım. İslam'la finansı birleştirdiğinizde İslami finans ya da bankacılıkla birleştirirseniz İslami bankacılık. Yönetimle bilişimin birleşimi mesela yine yönetim işletmenin bir dalı. Yönetim bilişim sistemleri şu anda mesela tamamen ayrı bir lisans programı. Maliyede kripto varlık vergilendirme diye bir sürü makale okuyoruz. Bu bir alan haline gelir mi bilemem. Yine mesela kendi ilgilendiğim alanlardan davranışsal finans, nörofinans, nöropazarlama, davranışsal iktisat, mutluluk ekonomisi, tarım ekonomisi, havacılık yönetimi, sağlık kurumları yöneticiliği. Ve bu yani daha böyle çok çok daha da uzar. Yani burada yani bir şey sormak isteyen varsa, yani hocam benim de şuraya ilgim var. Bununla iktisatı birleştirebilir miyiz? Bununla siyaseti birleştirebilir miyiz? Siyaset bilimini. Ki buradan sonra şunu göreceğiz. YÖK de aslında buna paralel bir rapor hazırlamış 2019 yılında. Yani ileride beklenecek meslekler. Biz gelecekte hangi meslekleri bekleyeceğiz? Hangi mesleklerle biz disiplinler arası çalışma yapmalıyız ya da böyle bir çalışma yapılacak? Ya da bu disiplinler arası çalışmadan hangi lisans, ön lisans ve yüksek lisans bölümlerini açmamız gerekir diye. Yani biraz bekleyeyim ama şu an disiplinler arası çalışma ile ilgili kesinlikle şeyi söyleyebilirim. Çok uçsuz bucaksız. Yani işte kadın hakları ile ilgili çalışmalarınız vardır. Bunu iktisata taşırsınız. Feminist iktisat olur. Ya bu erkekler bu bilime işte bizim gibi bakamıyor dersiniz. Yani kadın gözüyle bunu incelersiniz. Benim yani en uzak gördüğüm belki fizikti. Fizikte bile ekonofizik var. İşte son baktığım antropoloji yani ben biraz arkeolojinin işte biraz daha ileri bir şeyi toplumu inceleyen bir bilim olarak sadece onu görürken yani bir baktım iktisadi antropoloji diye farklı bir yer açılmış. Bununla ilgili kitaplar yazılmış. İşte siyasetle iktisadı birleştirdiğimiz yerde politik iktisat. Yani bilemiyorum burada daha da örneklendirebiliriz. Daha sonra bu sadece iktisatta akademik çalışma alanlarına bakarsak zaten birkaçını geçirdik ama davranışsal iktisat, kültürel iktisat, hepsini tek tek saymayayım, büyüme iktisadı, işte ekonomik coğrafya var, tarım ekonomisi var, yeşil ekonomi var. Yani ben işte bir Greenpeace'te aktivistim, şuydum buydum diyen birisi için yani çevremi düşünüyorum, iklim bize zarar verecek ki en son ya da bir önceki İktisat Nobel'de iklim değişikliği ile ilgili yapılan bir çalışmaya verilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ya da insanların mutlu olmasını işte beklerim, mutlu olmasını isterim diyen birisi mutluluk ekonomisine gidebilir. Ya da bunu işletme bazlı yaparsa çalışanların mutluluğunu, çalışanların işte verimliliği, işte mutlulukla verimlilik orantılıdır, doğru orantılıdır dersek mutluluğunu artırmak, verimliliği artırabilir. Bir işletmeci buraya çalışabilir. İktisat tarihi. Yine işte turizm iktisadı var, sanayi iktisadı var, siyasi iktisat var, çevre iktisadı var. İşte özgürlük ve demokrasiyle ilgili birçok görüş
zaten mevcut. İşte Amartya Sen'in mesela, o da Nobel'li bir ekonomist. Özgürlükle Kalkınma diye bir kitabı var. Bayağı bilinir, okunur. Şimdi ben tabii iktisatçı olduğum için işletme ve diğer branşlarda yani bir ahkam kesemem. İktisatta da bir ahkam kesmiyorum tabii ki de. Biraz daha biliyorum diyeyim. İşletmede yönetim muhasebesi, finansal muhasebe, işte finansal denetim derken bir de şirket yapıları ile ilgili de çalışma alanı. Yani holdingler üzerine çalışabilirsiniz. Mesela benim ilgimi çeken çalışmalardan birisi şeydi, emeklilik üzerineydi. Yani sadece emeklilik, emekli göçü. Bunun üzerine Antalya'da çalışmalar yapan bir profesör vardı. Sadece emeklilik üzerine yazıyordu mesela. Ya da işte göçmenler üzerine biz bunu yaparız. Yani göçmenlerin gelmesi işletmelerde, yani iktisatta ekonomiyi etkilediği için gibi işletmeleri de etkiledi. İşletmelerde belki maliyenin ilgi alanına girecek, belki işte hukuksuz çalıştırmalar, işte vergisini ödemeden çalıştırmalara vesile oldu. Siyasete zaten girecek. Yani bir konuyu biz ele aldığımızda bunu İBF olarak hemen hemen her branşta inceleyebiliyoruz. İstatistik, yine devam edeyim. Sigorta, faktöring, işte iş zekası, iş geliştirme. Bunları yani belki bir fikir vermesi açısından, ürün yaşam döngüsü, kalite mesela çok çok önemli. Risk. Maliye baktığımızda, maliyenin politikalar açısından incelediğimizde, tarımsal politikalar, ekonomik politikalar, enerji politikaları ya da bütçe politikası, işte iç borç ya da işte Maliye Bakanlığı'nın aldığı bazı kararlar, vergi zaten keza öyle, ticaret dengesi, serbest ticaret. Yani bunların hepsini yine okumayayım. Sanırım bir 10 dakika alarmı da verdi. Daha sonra siyasette politik ekonomi, siyasi tarih. Biraz daha hızlı geçeyim ben o yüzden. Ya da işte siyaset felsefesi ya da siyasi yapılar olarak anarşi, demokrasi, diktatörlük falan gibi birçok çalışma alanı mevcut. Sosyal hizmetler, sosyal refah, hükümet, sağlık, halk sağlığı, ruh sağlığı ve devam ediyor. Peki ben yani öğrencilerin mevcut bu alanlarda çalışmalarını isterim. Yani bu alanları da seviyorlarsa bu alanlarda da çalışabilirler. Ancak beni mesela daha çok ilgilendirden ya da cezbeden ya da yani ben kendim diye söylemeyeyim, birçok ülkenin bu konuda yaptığı çalışmalar var. Bu çalışmalarda da bazı mesleklerin yok olacağı, bazı mesleklerin daha ön plana çıkacağından bahsediliyor. Ve gelecekteki olası çalışma alanları, bizi mesela çok çok ilgilendiren blockchain var. Kripto varlıklar var. Yani bunu kesinlikle incelememiz gerekiyor. Ya da veri analistliği yapabiliyoruz aslında biz İİBF mezunları olarak. Nesnelerin interneti, uzay madenciliği ya da uzay turizmi. Yani bununla ilgili bir şey olabilir. Big data zaten yani muazzam bir alan. Nanobotlar, nanoteknoloji, otonom araçlar ki Türkiye olarak da buna girdik. İşte stream internet yayıncılığı. Belki gençleri burada en büyük çekebileceğimiz yer burası. Çünkü artık eski televizyon anlayışı da kalmadı. Yani stream'den yaptığınız yayınlarla, yani işletmeyle alakalı, iktisatla alakalı ya da bölümünüzden de farklı yapacağınız yayınlarla kalıcı olabilirsiniz. İletişim, üç boyutlu yazıcılar, siber güvenlik, artırılmış gerçeklik diye devam ediyor. YÖK'ün raporunda da fen bilimleri olarak baktığımızda burada benim en ilgimi çeken en altta dijital muhasebe var. Yani bizim İİBF öğrencilerimiz için belki bu kesinlikle düşünülmesi, araştırılması gereken bir alandır. Buraya yöneldiğiniz anda, yani biz az önce diğer disiplinleri gördük. Eski disiplinler böyleydi. Ve buradan yeni disiplinler çıkabilir artık. Dijital muhasebe de belki 10 sene, 20 sene sonra çok revaçta olabilir. Baktığımızda yine sanal gerçeklik, eklemeli üretim, büyük veri analizi, siber fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, zaten birçok şey dönüyor. Güneş enerji sistemi. Yine iktisatın da bu belki biraz, yani üretim olarak değil ama ekonomi olarak ilgi alanına girer. Sağlık bilimlerine baktığımızda işte en altta yine bizi biraz daha ilgilendiren sağlık işletmeciliği var. Tıbbi tanıtım ve pazarlama var. Yani biz buralarda yani görev alabiliriz. Göçmen sağlığı var. Belki sosyal hizmeti çok daha ilgilendiren bir alan.
Yani şu anda benim amacım, yani ileride şu an bizim YÖK olarak 2019 yılında ileride gelişmesini beklediğimiz alanlar bunlar. Ve YÖK büyük ihtimalle bu alanlara göre yurt dışında eğitime gönderecek, yurt dışı bursları da verecek. Hali hazırda da veriyor. Belki bir iki alan daha eklenecek. İklim değişikliği zaten işte 2019 herhalde Nobel aldığı yıldı ekonomiden de. Sosyal bilimlerde de şöyle bir şey denmiş. Beklenen açılması beklenen fakülteler, bölümler. Bir bilişim fakültesi açılmasından bahsediliyor. Dijital dönüşüm yönetimi. Çünkü yani şu anki bizim şu anlatış tarzımız bile aslında bir şeyin derin değiştiği ve bunun yönetiminin farklı olduğunu bize çok net gösteriyor. Yani biz bunu sınıfta anlatırken ya da teke tekte anlatırken artık dijitalde anlatıyoruz ve dijital dönüşümle ilgili bir lisans bölümünün açılması gerektiğinden bahsedilmiş. Dijital ekonomi, yaşlılık bilimi belki yine sosyal hizmet için çok revaçta olabilecek. Öğretmen yardımcısı diye bir şey önerilmiş. Ev eğitmenliği. Tabii ki ev eğitmenliği belki online'dan eğitmenlik, teke tek eğitmenlik gibi bir şeye dönüşebilir. Lisans üstünde bu sefer de siyaset bilimini çok ilgilendirecek bence. Politik psikoloji. Ya da yine iktisat ve işletmenin neuroekonomi, veri analizi, işte etik danışmanlık, sürdürülebilir ekoloji gibi alanlarda açılması planlanıyor. Yani belki biz de fakülte olarak bunu düşünebiliriz. Yani fakültemizde çok ilgili hocalarımız var bu konuda. Kesinlikle öncü adımları atacağımıza ben inanıyorum. En son olarak da genelde biz kendi aramızda konuşurken ya dolardır, şudur, budur dediğimiz anda ya yatırım tavsiyesi değildir deriz ama ben burada kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vereceğim. Özellikle tabii öğrenci arkadaşlarımıza sonradan bunu izlerler, şu an izleyen vardır. Sevdiğiniz alanlarla ilgili araştırmalar yapın. Ve bu sevdiğiniz alanları, yani okuduğunuz alan zaten sevdiğiniz bir alan olsun isterim. Ama mevcut şartlarda bazen bu olmuyor. Bu sefer sevdiğiniz alanı okuduğunuz alanla bağdaştırarak bir mutluluk peşinde koşabilirsiniz. Bunu akademik kariyer haline getirebilirsiniz. Ben mesela tarihten falan hiç değinmedik. Yani tarihe sevgim var diyen öğrenciler geldi. Hocam ben tarihi seviyorum. Yani iktisatı sevmiyorum dediğinde ben şok geçiriyordum yani. Ya iktisat tarihi diye bir alan var yani. Osmanlı'yı mı seviyorsun? Git Osmanlı iktisat tarihini araştır. Yani Şevket Pamuk gibi hocaları görüyoruz mesela bu alanlarda. Bunların biraz daha bilincinde olmaları, sevdikleri alanlar hakkında daha fazla bilgiye sahip olmaları, özellikle geleceğin teknolojileri alanında bana kalırsa biraz daha yatırım ve araştırma yapmaları olacaktır. Yani ben bu şekilde bitireyim. Sanırım zaten son dakikalardayız. Herhangi bir soru varsa ya da işte katılım gerekliyse ya da bir mikrofon hakkı isteyen varsa söyleyebilirim. Yani şimdiden de dinlediğiniz için çok çok teşekkürler. İnşallah kafanızı çok şişirmemişimdir. Yani amacımız burada sadece ufuk açmak. Gizem hocama ben şu an nasıl söz veriyorum? Rukiye hocam ben hostluğu size versem. Tamam hocam, ben hallediyorum hemen. Buyurun Gizem hocam, açtım ben mikrofonunuzu. Sesim geliyor mu acaba? Evet hocam, Evet. buyurun. Sadece çok küçük bir katkı yapmak istiyorum. O da şununla ilgili. Disiplinler gösterilirken öğrencilerin kendilerini geliştireceği, ilerleyeceği alanlarla ilgili. Siyaset bilimiyle cinsiyet çalışmalarının birleşimi olarak orada toplumsal cinsiyet çalışmaları gösterilmiş ama orada Evet. şöyle bir düzeltme yaparsak daha iyi olacağını düşünüyorum. Siyaset bilimi yerine oraya sosyoloji gelmeli bence. Çünkü Evet, olabilir. toplumsal cinsiyet çalışmaları özellikle sınıflı toplumların açığa çıkmasıyla birlikte toplumsal iş bölümünün patriyarkaya dayalı bir şekilde gelişmesini içerdiği için
sosyolojik bir toplumsal bir altyapıya sahip olduğu için orada hani öğrencilerin de yanlış ya da eksik bilgilenmesinin önüne geçmek için küçük bir katkı yapmak istedim. Sağ olun hocam, teşekkürler. Dediğim gibi yani o alanlar alanım olmadığı için ben maliyede de belli hatalar olabilir ya da başka alanlarda da işte zaten sizlere danışacaklar, diğer hocalarımıza danışacaklar. Burada sadece farklı disiplinlerin birleşerek çok yeni çalışma alanları yaratacağı ve yeni çalışma alanlarında da çok daha fazla belki araştırmaya ve belli bir yazılımına... Bölüyorum, kusura bakmayın. Bitmek üzere şu anda süremiz. Teşekkür ediyoruz sana da arkadaşlara da katkılarından dolayı. Bu ilk programımızı bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz. Tekrar çok teşekkür ederiz. Oldukça güzel, faydalı bir program oldu. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.